Hepinize merhaba dostlar. Bugünkü videomuzda sizlere Face Fusion programını göstereceğim. Yapay zekasını göstereceğim. Bu yapay zeka ile herhangi bir videodaki insanın yüzünü herhangi bir insanın yüzüyle değiştirebilirsiniz. Aynı işlemi resimlerde de kullanabilirsiniz. Herhangi bir insanın resmindeki yüzü herhangi bir insanın yüzüne ekleyebilirsiniz. Şu anki gördüğünüz videoda olduğu gibi. Lafı daha fazla uzatmadan siz videoyu beğenirken ben de hemen olayımıza geçeyim dostlar. Hepinize merhaba dostlar. Bugünkü videomuzda sizlere Face Fusion 03 yapay zekasını göstereceğim. Bir önceki videoda bahsetmiştim yüz değiştirmeyi size göstereyim mi diye. Sağ olun yorum yapmışsınız göster diye. Ben de onun üzerine bu videoyu çekiyorum dostlar. Burada size iki uyarı yapmak istiyorum. Birincisi internette gördüğünüz görüntü, resim, video veya ses efektlerine hiçbirine de inanmayın. Doğruluğunu teyit edin. Çünkü bu deepfake olayları bayağı gelişti. Yani bizdeki ücretli bir sürümde yapay zeka ile bile bunları yapabiliyorsak daha gelişmiş yapay zeka ile daha neler yapabilirler. İkincisi de bu olayı illegal bir şekilde kullanmayın dostlar. Sadece eğlence amaçlı gösteriyorum ben veya YouTube kapak resimlerinde falan kullandığım için gösteriyorum. Amacım da size bu olayı tanıtmak, bilinçlenmenizi sağlamak. O yüzden direkt olarak başlayalım dostlar. Şimdi bu yapay zekayı bilgisayarımızda kullanmak için Pinokyo'yu indirmemiz gerekiyor. Pinokyo diye yazarsanız Google'a direkt oradan indirebilirsiniz. Kurduktan sonra da sizde boş bir sayfa açılır. Bende 3 tane yapay zeka kurulu. Tam şuradan üst kısmından Discover bölüm var. Ona tıklıyoruz dostlar. Burada Pinokyo üzerinde çalıştırabileceğimiz bir sürü yapay zeka var. İşinize hangisi yararsa ücretsiz bir şekilde kurup kullanabilirsiniz. İsterseniz arama kısmına Face Fusion yazın. İsterseniz de direkt burada çıktı zaten. Buna tıklıyorsunuz. Download diyorsunuz. Büyük bir kutucuk açılıyor. Kurulsun diye. Oradan kurabilirsiniz dostlar. Ben direkt olarak sizi uygulamaya geçeyim. Şimdi buradan Face Fusion'u açtığımızda kurulum bittikten sonra İsterseniz webcam'daki görüntünüzü buraya aktarıp herhangi bir kişiyle yüzünüzü değiştirip oradaki linki de OBS'e tıkladığınızda o kişinin yüzüyle yaptığınız hareketler herkes yani sanki webcam'dan o kişi konuşuyormuş gibi görünüyor ama o bayağı güçlü bir bilgisayar istiyor. O yüzden ben şimdi yapmayacağım. Çünkü donacaktır yani. Direkt olarak ben Run Default artı Jobs seçeneğini tıkladım. Burada hemen Face Fusion kendini kurmaya başladı. Birkaç saniye sürüyor bu. Yani Pinokyo'ya kendini entegre edip kullanım haline getirecek bize. Tamamdır. İsterseniz şuradaki linke tıklayıp tarayıcıda kullanabilirsiniz arayüzü. İsterseniz de şuradan UI Default Job diye ona tıkladığınızda böyle bir arayüz karşılıyor bizi. Burada ne yapacağız abi? İlk ben size bir tane resmi, kendi resmimi başka bir resmi aktarmaya göstereyim. Benim en çok kullandığım olay bu. Pinterest'e girdim ben. Herhangi bir thumbnail'i buldum. İşte MrBeast olur, şunlardan herhangi biri olur. Hoşunuza giden Minecraft. Mesela ben şöyle bir Minecraft thumbnail'i buldum. Siz buradan bakın. YouTube konunuz neyse veya değiştirmek istediğiniz şey neyse olay. Buradan resmi farklı kaydet dedim. Masa üstüme kaydettim. Sonrasında geldim. Kaynak kısmına kendi resminizi ekleyeceksiniz. Yani siz kendi yüzünüzü başkasına aktaracaksınız ya. Kendi resminizi ekleyeceksiniz. Buradaki dikkat etmeniz gereken husus tam bir vesikalık resim gibi çıksın resminiz. Böyle karşıdan net bir şekilde tüm hatlarınızın gözüktüğü bir resim. İkincisi de yüz şekliniz nasıl, yuvarlak mı, ince, sivri mi? Değiştireceğiniz kişinin resmi de yani yüz şekli de ona benzesin. Yani sivri bir yüz olsun. Sivri bir yüzü yuvarlak bir yüze eklerseniz ekliyor ama bozuk çıkıyor. Yani tam istediğimiz performansı vermiyor. Burada da target kısmına az önce indirdiğimiz resmi ekleyeceğim. Nerede o? Ekledim. Şimdi şurada referans görüntü diyor. Mesela bu resimde birkaç kişi varsa burada birkaç kişinin resmini çıkar diyor. Siz oradan yüzünü değiştirmek istediğiniz kişiyi seçip ekliyorsunuz. Şu anda yaptı ama bozuk çıktı. Neden bozuk çıktığını göstereyim ben size. Hemen şu bölümde ayarlar kısmı var. Buradan işte kişiyi yaşlandırıp gençleştirebiliyoruz veya Face Enchanted'la resim kalitesini arttırıyoruz. Ekledikten sonra ben dedim ki Face Enchant dedim. Buradan sona kadar çektim. Yani bu çıkacak resmi daha kaliteli bir hale getiriyor. Şimdi göreceksiniz zaten. İşlemlerin hepsi bilgisayarınızın gücüne göre değişebilir. Şu anda ekledi. Biraz genç gözüktüm. Çünkü buradaki arkadaş benden daha genç olduğu için tam ben olmadı. Burada ne yapacağım? Yaş modifikasyonu butonuna tıklayacağım. Biraz kendimi yaşlandıracağım. Şöyle gittim. Biraz yaşlandırdım. Yaşlandırma işlemi biraz daha uzun sürüyor. Ben o aradaki boşlukları sileceğim edit kısmında. Tamamdır. Biraz daha yaşlandırdı. Ya bu süre biraz uzun sürdü. Ben o yüzden aradan kestim. Yaşlandırdı biraz daha. Gayet güzel oldu. Bence bana da benzedi ya. Gibi yani. Biraz daha yaşlandırabiliriz. Sonrasında ne yapabiliriz başka? Şuradan Frame Enhancer seçersek sadece yüzümüzü netleştirmekle kalmaz. Arka plandaki her şeyi netleştiriyor. Buradaki işaretlediğiniz sıraya göre işlem yapıyor. Mesela swapper'ı eklemez de şunları eklersek sadece
kaynaktaki kişinin yüzünü iyileştiriyor. O yüzden sırayla gidiyor. Mesela Swapper, Enhancer, Face Enhancer. Ondan sonra eğer ki yaşınız uygun değilse resme biraz yaşlandırıp gençleştirebilirsiniz. Şu ayarla oynayarak. Şu Enhancer'i sonuna kadar çekin, daha kaliteli çıkartıyor. Sonrasında ne yapabiliriz dostlar? Resimle yaptığınız işlem bittiyse nasıl çıktı alırız derseniz. Buradan aşağı doğru iniyoruz. Şuradan çıktık resim kalitesini sonuna kadar çekiyoruz. Sonrasında burada start dediğimizde burada işlem başlıyor. İşte resmi işleyip resim olarak çıkacak. Üstüne download dediğimizde de indirebileceğiz bilgisayarımıza. Aynı şeyi kapattım. Çektim buradan bir tane videoyu tuttum attım. Yani resmi videoda ekleyebiliyoruz. Ben videonun başında gösterdiğim olayı bu şekilde yaptım. Buradan ekledi. Tamamdır. Burada olayımız nedir? Onu hemen anlatayım size. Şu ön izlemeyi açtım. Mesela bende arka planda Atatürk olduğu için iki tane yüz çıkarttım. Mesela burada Atatürk'ü seçersem benim yüzümü oraya ekleyecek. Şu resimde Jason Statham yapayım ben. Nerede abi? Hatta Dwayne Johnson yapalım. Şöyle. Şimdi burada videomuz kaç saniyelik abi? 30 saniyelik falan bir videomuz var. Şimdi yüklediğimiz resmi şuradan download butonuna tıklayıp masa üstünü seçip indirebilirsiniz. Bu şekilde. Ben bir tane de video attım. Burada kendi videomu attım. Hani videonun başındaki video var ya. O. Burada Dwayne Johnson'ı koydum. Bu şekilde bir ön izleme çıkarttı bize. Videonun tamamını ne yapıyor bilgisayar? 1925 parçaya bölüyor. Yani 30 saniyelik bir videoyu, kaç saniyeymiş? 32 saniyelik bir videoyu 1925 parçaya bölüyor. Yani her birini bir resim olarak bölüyor. Videonun tamamını. Sonrasında her bir resim parçasını aralarına Dwayne Johnson'ın yüzünü ekleyerek tekrardan birleştiriyor. O şekilde de yüzü ekliyor. Buradan atıyorum mesela ben videonun 10. saniyesine itibaren eklemesini istiyorsam trim frame bölüm var ya, oradan şu şekilde ileri doğru ittiriyorum. Sonradan da kesmek istiyorsam buradan buraya ekliyorum. Sadece şu aradaki kırmızı yer var ya, bölüm, o aradaki yüzü değiştirecek. Yani baştaki ve sondaki yüzü değiştirmeyecek. Bu ayar bu işe yarıyor. Hepsini seçersem videonun başından sonuna yüzümüzü değiştirecek. O preview frame ne işe yarıyor derseniz, mesela şu anda videonun başlangıcındaki yüz şeklimi gösteriyor. Bunu işte şuradan şöyle çektim. 1120. resimde nasıl göreceğine bakacağız şimdi. Ama hepsi dediğim gibi süre olduğu için sürekli, yani işleme süresi oluyor. Ama siz dediğim gibi yaparsanız, buradan mesela buraya çekerseniz bu karedeki resmi nasıl değiştirdiğini önceden görmüş olursunuz. Ona göre de ya ayarlarınızı yaparsınız ya da hoşunuza gittiyse çıktı alırsınız. Bu bir ön ayar gibi bir şey. Buradan yine yaşınızı değiştirebilirsiniz. Şu şekilde şu ayarı yaparak. Face Enhancer'ı yine sonuna kadar ittirin. Şu arka plandaki görselin de iyi olmasını istiyorsanız buradan Frame Enhancer'ı yapar. Konuşamadım ya. Enhancer'ı yapabilirsiniz. Şunlar işte sapma bir şey olursa, yüzde belli bir süreden sonra sapmalar varsa onları denetleyip düzeltiyor. Şu ses ekliyor. Mesela Dwayne Johnson'ın yüzüne başka bir ses eklerseniz videoya, o sesi buradaki yüze ekliyor. Yani ağız hareketlerini, şunları bunları. Ama iyi çalışmıyor. Onu da söyleyeyim. Sonrasında başka seneler anlatabilirim dostlar. En aşağı indiğimizde çıktı alırken işte video kalitesi nasıl olsun? %100. Şuradan çözünürlüğü seçebilirsiniz. Şuradan FPS seçebilirsiniz. 60 FPS'te. Buradaki ayarlar, birden fazla kişi varsa işte A kişisi mi olsun, B kişisi mi olsun diye yüz değiştirmeye, hangisi olacaksa onu değiştirebilirsiniz. Şunların ayarların hepsi de onu anlatıyor. Ben hiç kullanmadım, o yüzden size anlatmayacağım. Siz deneyerek kullanabilirsiniz dostlar. En sonunda her şeyi ayarladık. Start dediğimizde öncelikle resimlerin hepsinde 1920 parçaya ayırıyor. Sonrasında analiz ediyor. Sonrasında yüzlerin hepsini tek tek birleştiriyor. Sonra da hepsini bir araya getirip render alıyor. En sonunda da çıktı veriyor bize. Bu işlem yaklaşık olarak benim bilgisayarımda 30 saniyelik bir video 1 saatten fazla sürdü işlemesi. Yani video olayı sıkıntı. Yüz değiştirmeyi çok hızlı yapıyor ki bu bilgisayarınızın gücüyle alakalı bir şey. Ama videoda biraz uğraştırıyor yani. Güçlü bir bilgisayarınız olması lazım. Ben çok işimi görüyorum bu programda. Dediğim gibi şu anda kanalda gördüğünüz kapak resimlerin birçoğunu %90'ını kendi şeyin değil, vücudum değil, yapay zeka ile oluşturduğum bir ortama, bir kişiye kendi yüzümü aktarıp o şekilde kapak resmi yapıyorum. O da çok güzel oluyor. Siz de bu şekilde deneme yanılma yoluyla kullanabilirsiniz dostlar. Ya programı indirip kurcalamanız lazım. Ben hiçbir yerden eğitimini falan almadım. Direkt olarak abi indirdim, attım resmimi. Yani kaynak buraya atılıyormuş. Değiştirmek istediğimiz resim buraya atılıyormuş dedim. Sonra buradan çıktı alayım. Şundan öğrendim işte. Daha iyi kaliteyi artırıyormuş falandır filandır derken. Kullanıyorum yani ben. Siz de kullanın dostlar. Umarım videoyu yararlı bulmuşsunuzdur. Beğenmişsinizdir. Beğenirseniz takip etmeyi. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı.
Bildirim çanını açmayı ve video hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmına yazmayı ihmal etmeyiniz. Tek gücümüz, tek ilham kaynağımız, tek motivasyon olayımız bu dostlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.